Çocukça olsun benim dünyam, Yusuf'un dünyası senin dünyan, Yusuf'un dünyası, Yusuf'un dünyası. Ben sınava çalışamadım. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Sınava çalıştınız mı çocuklar? Evet. Zeynep gel. Sınav sorularını dağıt. Tamam öğretmenim. Başarılar çocuklar. Elif çok güzel çizmişsin. Çok yeteneklisin. Teşekkür ederim. Sevgini çok güzel anlatmışsın. Yapma Osman. Çok renkli oldu Yücel. Ben de seni boyayacağım. Olmaz. Yapamazsın ki. Gel buraya Osman, kaçma. Yakalayamazsın ki. Çocuklar yapmayın, yerlerinize geçin. Yakalayamazsın ki. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Elif'im. Anneciğim biliyor musun yaptığım resmi öğretmenim yarışmaya gönderecek. Harika bir haber bu. Aferin benim yetenekli kızım. Ben de çok güzel resim yaptım ama yarışmaya katılamaz. Ne resmi yapmış benim bir tanem? Göster bakalım. Gösteremem ki. Okulda mı bıraktın? Hayır anne, evine gitti. Yücel'in yüzüne yapmıştım resmi. Osman, inanmıyorum. Yine mi? Osman, Osman bu konuyu konuşacağız. Anneciğim, abim çok üzgün. Neden? Bilmiyorum. Serviste de hiç konuşmadı. Ben abine bir bakayım. Neyin var oğlum? Bir şeyim yok. Senin canın bir şeye sıkılmış. Anneciğim sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Hatırlar mısın? Sen yardımlaşmanın dinimizde çok önemli olduğunu anlatmıştın. Evet Yusuf'um. Dinimizin bir yardımlaşma dini olduğunu söylemiştim. Ben arkadaşıma yardım ettiğim için hem ceza aldım hem de 0 aldım. Nasıl yani? Bugün sınavımız vardı ya. Evet, çok hazırlanmıştım. İşte Ahmet çalışamamış ve benden yardım istedi. Ben de yardım ettim. Sonra? Öğretmen görünce çok kızdı. İkimizin de yazılı kağıdını aldı. Evet çocuklar, sınav bitmiştir. Yusuf, Ahmet siz sıranızda kalın.
Yusuf, Ahmet, birbirinize kopya verdiğinize inanamıyorum. Öğretmenim, öğretmenim. Kopya çekerek sadece yüksek not alırsınız. O da cevaplarınız doğruysa. Ama çalışsaydınız hem bilgi edinmiş hem de iyi not almış olurdunuz. Özür dilerim öğretmenim. Ben sadece arkadaşıma yardım etmek istedim. Özür dilerim öğretmenim. Yusuf, birine yardım etmek güzel bir davranıştır. Ancak senin yaptığın yardım değil. Aslında kötülük ediyorsun arkadaşına. Öğretmenim şey... Yardım etmek ne demek? Anladığını yazıp yarın getir bana. Peki öğretmenim. Ahmet sen de. Ama yarına yetiştiremem ki. Ahmet. Tamam öğretmenim. Anne ben çok mu kötü bir şey yaptım? Hadi bakalım biraz konuşalım. Sen güzel düşünmüşsün. Amacın arkadaşına yardım etmekti. Evet anne. Peki sana bir soru. Öğretmen neden sınav yapar? Ne öğrendiğimizi anlamak için. Öğretmen senin ne öğrendiğini, neyi öğrenmediğini anladı mı? Nasıl anlasın anneciğim? Bitiremeden kağıdımı aldı ki. Ya Ahmet'i? Sence? Bak şimdi. Sen yanlış bir şey yaptığını fark ettin değil mi? Oo, çoktan. Peki bir daha böyle bir şey yapar mısın? Asla yapmam. Bak işte hatanı anlamışsın. Bu güzel bir şey. Anladım galiba. Ödevimde bana yardım eder misin anne? Tabii ki. Akşam yemeğinde hep birlikte konuşalım bu konuyu. Sen de anladıklarını yazarsın. Sizden yardım almam kopya sayılmaz değil mi? Olur mu öyle şey benim canım yavrum? Biz bilgimizi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bu yardımlaşmadır. Anne, yemeğe Ahmet'i de davet edelim. Çok iyi düşündün yavrum. Ben annesini arayıp izin alayım. Yaptığım resim yarışmaya gönderilecek. Ben böyle bir sonuç bekliyordum. Aferin kızım. Çok sevindim. Çok güzel. Çok sevindim prensesim. Nasıl geçti günün oğlum? Bir konuda hepinizin yardımına ihtiyacımız var. Dedeciğim, senin de. Tamam Yusufcuğum, seni dinliyorum. Ahmet, öğretmenler neden sınav yaparlar? Karneye yazılan notlar için. Sence Yusuf? Öğretmenin anlattıklarını ne kadar anlamışız? Bir de anlamadığımız neler bunları belirlemek için. Ha bir de tabii ki not vermek için. Yusuf'um bu konuyu konuşalım. Of biraz da benimle konuşun. Küçük olduğuma pişman olacağım ya. Osman, Osman kardeşim benim.